Vaniköy Kafe paranın nabzını sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Paranın Nabzı'na hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 17.50'de sizlerin karşısındayız. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Toplantısı vardı. Toplantısından tabii ki faiz kararı çıktı. Faizleri arttırdı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dün akşam da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararı açıklandı. Fed'den karar geldi. Tüm bunları akademisyen Doktor Caner Özdurak'la konuşacağız. Bir merhaba diyelim. Sayın Özdurak, merhabalar. Merhaba Şevin Hanım. Evet, biz bugün sizi hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşmak için hem de tabii dün akşam Fed'in kararı açıklandı. Hem de onu konuşalım, konuk etmek istedik. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sizin için sürpriz oldu mu? Miktar olarak biraz sürpriz oldu ama tabii bir arttırım genel itibariyle zaten bekleniyordu. Piyasada da bekleniyordu. Gerçi yani biraz böyle %50, %40 gibi sabit bırakması, %60, %50 gibi de 100 bas puan arttırması bekleniyordu sanırım. Yani bir 200 bas puan biraz sürpriz oldu hem benim için hem piyasalar için. Evet, piyasalar için de sürpriz oldu. Bunun tabii ki piyasalara olumlu etkisi oldu. Bundan sonra nasıl bir karar almasını beklersiniz Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın? Şimdi kısa vadede olumlu oldu ama orta ve uzun vadede, yani uzun vadeye kadar tabii arada başka toplantılar da olacak ama yani bu orta vadede çok olumlu bir etkisi olacağını ben beklemem ya da düşünmüyorum. Çünkü hani bu kadar önden yüklemeli bir faiz artışı bana biraz şey gibi geliyor. Yani Merkez Bankası'nın ya kimse defansa gelmiyor bari ben koşayım falan demesi gibi biraz böyle halı saha jargonuyla. Hani 200 bas puan önden yapayım, hani biraz daha zaman kazandırayım gibi bir durum oluştu açıkçası. Çünkü hani açıklanan paketler, alınmaya çalışılan kararlar ve içeride dışarıda yaşanan hem politik hem merkez bankalarının aldığı kararlar, içeride enflasyonun geldiği seviye, dışarıda enflasyonu etkileyen dış faktörlerin, işte geçen enflasyon programımızda da konuştuğumuz gibi çok fazla baskı oluşturdu açıkçası. Hani Merkez Bankası burada birazcık bence o gümüş kurşununu kullandı. Öyle mi? Bundan sonra daha, tabii siz enflasyon tarafını konuşalım o zaman sizinle. Gümüş kurşunu kullandı derken bundan sonra enflasyonu düşürmeye yönelik herhangi bir alanı kalmayacak mı? Enflasyon tarafında bir ilerleme sağlanamayacak mı? Örneğin Mart ayı enflasyonu muhtemelen yüksek gelecek. Şöyle ki Mart ayından önce kısıtlamalar esnetildiği için bu esnetilmeler sonucunda fiyatlar artmış olacak. Oldu. Çok fazla fiyatlar arttı. Ciddi anlamda fiyatlarda artış gördük. Ve 2021 yılının enflasyonu da etkileyecek. Bu Mart ayının enflasyonu da etkileyecek. Önümüzdeki süreçte alınan kararlar bir şekilde enflasyonu dizginleyemeyecek bir alana doğru mu kaydı bu karardan sonra? Şimdi konjonktürel olarak zaten dışarıda emtia fiyatları, enerji fiyatları, bununla beraber işte kur üzerinde sürekli bir baskı olması, bizim de talep yanlı değil, arz yanlı bir, maliyet yanlı bir enflasyonun içerisinde olmamız şu anda zaten Merkez Bankası'nın etki alanını belli ölçüde kısıtlıyor. Bununla da beraber evet Mart, Nisan, Mayıs çok enflasyon oranlarında bir düşüş beklenmiyor. Bununla beraber hani Merkez Bankası sürekli faiz artırarak bir alan yaratıyor diğer paydaşlara. Fakat hani burada hem aldığı faiz kararının etkisi giderek zayıflayarak muhtemelen etkilemeye devam edecek piyasayı. Hem de yani dediğim gibi arz yönlü bir enflasyon yaşadığımız için biz burada yani bir optimal bir nokta olması lazım. Yani Merkez Bankası'nda bir noktada tamam hani bir yere kadar ben görevimi yaptım. Bundan sonrası benim etki alanımın dışında kalıyor dediği bir nokta olması gerektiğini düşünüyorum. Yani pas geçmeye başlayacağı toplantılar da muhtemelen gelmeye başlayacaktık önümüzdeki günlerde. Eğer çok böyle ciddi anlamda başka yapacak hiçbir şeyin kalmadığı bir ortam görülmezse. Çünkü hani politik anlamda da siyasi anlamda da içeride ısındığımız risklerin oluştuğu bir noktaya geliyoruz. İşte 24 Mart'ta kongre var. Bu onun öncesinde yapılan bazı açıklamalar var. Yani bir şeyler tam yerine oturur gibi olduğu anda
Yapılan çok enteresan piyasada, yani bizim böyle şeyde ekonomide noise dediğimiz, yani gürültü yaratan ve asıl odaklanılması gereken şeyi, asıl görünmesi gereken şeyi göstermeyen, onu perdeleyen şeyler oluyor. Dolayısıyla işte bundan birkaç hafta önce Sayın işte Berat Albayrak'la ilgili yapılan açıklamalar, ondan sonra AK Parti ile ilgili oluşan bazı soru işaretleri hep politik tarafta bir baskı yaratıyor. En son alınan parti kapatma hamlesi de. Şimdi bir tarafta böyle bir politik risk var. Dışarıda da en son Biden'ın Putin'le ilgili yaptığı bir açıklama var. Yani orada da bir ısınma var. Dolayısıyla şimdi bütün bunların içerisinde Merkez Bankası'nın hareket alanını zaten kısıtlıyor. Ve zaten son birkaç toplantıdır da hep önden giderek piyasaya proaktif bir şekilde yön vermeye çalışarak veya bazı açıklamalarıyla bir şeyleri yönetmeye çalışıyordu. Ama hani bundan sonra zaten hani bunu daha kaç kere yapabilir ve bunun etkisi daha ne kadar sürebilir? Bu soru işareti bence. Böyle bir durumda enflasyonun kaç olarak gerçekleşmesini beklersiniz? Mart ayı enflasyonu tabii açıklanacak 3 Nisan'da ve 2020 önce bir Mart ayı enflasyonunu konuşalım. Sonra 2021 yılına dair de 2021 yılındaki enflasyonu da nasıl gördüğünüze dair konuşalım. Şimdi zaten bizim çekirdek enflasyonumuz manşet enflasyonun üstünde. Muhtemelen Mart ayında da manşet enflasyonun üzerinde gelecek. Şubat ayındaki çekirdek enflasyon da %16'larda olduğunu düşünürsek, yani %16'nın üzerinde %17'lere doğru bir enflasyon beklemek çok yanlış olmaz. Yani bu Mart ve Nisan aylarında bu noktalara gelebilir. Ama görünen o ki, yani Merkez Bankası %19'un altında bir enflasyon olacağını düşünüyor en azından Haziran ayına kadar ki %19'u da kepledi bunu, yani 200 baz puanla kepledi bir reel faiz oluşturabilmek için. Evet, %19 gibi bir enflasyon bekliyorsunuz. Yani Merkez Bankası faizi %19'a çektiğine göre muhtemelen %19'un altında kalacak bir enflasyon olacak ama %17'nin de üzerinde bir enflasyona ulaşacağız ki hani böyle bir ayarlama yaptılar 200 baz puanla. 2021 yılı için mi, Mart ayı için mi? Haziran ayına kadar 2021 yılı için. Haziran ayına kadar %17'nin üzerinde bir enflasyon olacak. Beklentilerin o şekilde olacağını düşünüyorum ben alınan kararlardan. Evet, o zaman bir şekilde buradaki faizlerin de yüksek tutulması gerekecek. %19'larda kalacak, daha da fazla yeri yok diyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz artıracak. Yani mutlaka vardır, yani arttırılmak istenir de arttırılabilir ve Öyle şu mi? anki konjonktürde kimse Merkez Bankası'na hani neden faiz arttırdın diye soracak gibi de görünmüyor. Hani sanki Merkez Bankası bu markajdan biraz çıktı gibi. Yani bizim ilk toplantılarda hep kafamızda olan soru işareti, yani bir noktada Merkez Bankası'na müdahale gelir mi? İşte bağımsız hareket etmeye devam edebilir miydi gibi. Tabii şu anda da yani gene Merkez Bankası çok bağımsız hareket ediyor mu diye düşündüğünüz zaman piyasa şartları düşünüldüğünde bağımsız hareket edemiyor. Yani piyasadan gelen piyasadan gelen impulslara bir tepki verdiği için Merkez Bankası şu anda o etkilere tepki verdiği için bu faiz kararlarını alıyor. Ama yani piyasa biraz daha ılımlı bir noktada olsa ve diğer paydaşlar da Merkez Bankası'na biraz daha yardımcı olsalar, bu açıklanan ekonomik reform paketlerinin içerisi biraz daha dolu olsa, biraz daha piyasa beklentilerini olumluya dönüştürebilecek şeyler olsa içinde, aksiyon planları olsa, o zaman Merkez Bankası'nın daha rahat hareket edebileceğini düşünüyorum ben. Şu anda çok böyle bıçak sırtı, yani çok böyle limitlerde hareket ettiğini düşünüyorum. Evet, piyasa tabii ki aslında piyasa Merkez Bankası'na neden yardımcı olsun? Piyasanın da kendi içerisi bir dinamikleri var, değil mi? En nihayetinde piyasadaki gidişata göre merkez bankaları karar veriyor. Keza ABD Merkez Bankası'nın kararını biraz sonra konuşacağız. Piyasalardaki gidişata göre karar alınması gerekiyor. Sayın Özurak, faizler tarafında tamam bir şekilde faizler artırılmaya çalışılıyor. Enflasyon dizginlenemiyor. Şimdi faiz dışında, Merkez Bankası dışında bir takım adımlar atılması da gerekiyor ki demek ki
Türkiye'de enflasyonun dizginlenmesi gerekiyor. Katılıyor musunuz bu görüşme? Ekonomik reform paketi açıklandı. Bir ekonomik reform paketini konuşalım. Buradan belki bağlayabiliriz. Enflasyon için yapılması gereken sadece faizler üzerinden mi adım atılması gerekiyor? Sadece Merkez Bankası'nın para politikası kuruluyla mı enflasyon dizginlenebiliyor? Yoksa bunun dışında bazı faktörlerin de olması gerekiyor mu? Buradan ekonomik reform paketine bağlayalım. Zaten bu sadece benim değil, genel konsensüste yani dinlediğim yorumlar ve okuduğum yorumlarda da o şekilde. Hani genel kanı zaten Merkez Bankası'na sadece bu rolün Merkez Bankası'na biçilemeyeceği yönünde ve Merkez Bankası'na da bunun beklenemeyeceği yönünde. Yani Merkez Bankası faiz artırarak belki biraz talebi dizginleyebilir enflasyonu soğutma anlamında, ama zaten şöyle bir şey de var yani. Talep çok fazla fiyat esnekliği olmayan ürünlere artış gösteriyor. Yani işte gıda enflasyonu olsun, bununla beraber işte çekirdek enflasyonda gördüğümüz artıştan dolayı. Dolayısıyla yani talep enflasyon, talebi dizginleyerek de enflasyonun düşürme olasılığı çok yüksek değil. O nedenle de Merkez Bankası'na tabii ki de diğer paydaşların yardımcı olmaları gerekiyor. Yani Merkez Bankası yani bayağı bir muslera rolü oynuyor son aylarda. Hani birilerinin defansa gelmesi lazım artık. Yoksa hani bir noktada gol yenecek gibi görünüyor. Yani hem ekonomi ısınıyor, hem politik çevre ısınıyor ve hem içeride hem dışarıda ısınıyor. O nedenle Merkez Bankası tabii ki hani burada tek yetkili merci ya da tek üzerine yük düşen taraf değil. Yani bize bunu özel sektörde yöneticilik eğitimleri verirken şöyle anlatırlardı. Yani ilgi ve etki alanlarınız var bir yönetici olarak. Hani ilgi alanlarınız dar, etki alanlarınız da geniş olmalı. Yaptığınız to-do listeleri, yaptığınız eylem planları açısından. Hani Merkez Bankası'nın da burada ilgi alanı çok genişlemek zorunda kalıyor. Yani gelir adaletsizliğinden ve işte bununla beraber hukuktan, reformlardan ve bunlardan bahsediyor blok yazılarında. Ama bunlarla ilgili adımları atması gereken yerler başka paydaşlar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın etki alanında daha fazla çalışması gerekiyor ki zaten etki alanında da yapabileceğinin maksimumunu yapmaya çalışıyor. Evet, zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası elindekinin maksimumunu yapıyor. Bunun dışında diğer paydaşların da etki göstermesi gerekiyor dediniz. Burada tabii ki şöyle bir durum var. Diğer paydaşlar derken, belki dediniz ki raporda aslında bazı konulara temas ediyor. Yani işte şu reformların yapılması gibi konulara temas ediyor dediniz. Doğru anladım. Evet. Bu diğer paydaşlar ne olmalı ki etki etmeli? Bunun, mesela ekonomik reform paketinin içerisinde bu paydaşlar var mıydı, gördünüz mü? Biraz ekonomik reform paketine bağlayarak konuşalım. Yani ekonomik reform paketinde aslında bundan bir önceki toplantıda bunu insan hakları eylem planı ile ilgili söylemiştim. Arada bir toplantı daha yapsaydık muhtemelen bir program daha yapsaydık muhtemelen ekonomik reform paketini bana açıklanmadan önce sorduğunuzda da gene aynı cevap verecektim. Yani muhtemelen yoğun ajandamda ekonomik reform paketine çok zaman ayırmayacağım diyecektim size. Çünkü hani çok içinden böyle elle tutulur ya da daha önce açıklanmamış bir şey çıkmasını çok beklemiyordum. Evet, olumlu açıklanan şeyler vardı. Ama onun dışında da yani çok da böyle beklenmeyen bir şey yoktu. Yani kamu harcamalarında israfı kısmak gibi zaten hani bunlar neden yapılmıyordu ki diye soracağımız birçok kalem var içinde. Bununla beraber Fiyat İstikrar Komitesi diye bir şey kuruldu. Ve hani o zaman Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı şey ne? Bu komite neden var? Yönetimle ilgili gene bazı kafa karışıklıkları var herhalde dedirten soru işaretleri oluştu. Dolayısıyla da burada şu var. Yani bu paketin içerisindeki birçok kalem daha önce zikredildi ve birçoğu da zaten yapılıyor ola gelmesi gereken şeyler. Yani bunlarla ilgili bir takip yapılıyor muydu ya da yapılmıyorsa da bundan sonra bunun takibi nasıl yapılacak? Çünkü yani dediğim gibi çok içinde böyle hani orijinal tabii ki önemli kalemler hepsi, ama yani böyle çok yeni getirilen de mevcut düğümü çözecek bir şey yok gibi görünüyor. Dolayısıyla zaten hani bu muhtemelen de bu şekilde algılandığı için
Bu paketin yetersizliği veya bu paketin tatminsizliğinden dolayı Merkez Bankası bu kadar öne çıkmak durumunda kaldı. Anlıyorum. Bu paket önemliydi. Burada aslında Sayın Profesör Doktor Mehmet Şişman'la konuştuk. Ekonomik reform paketini. Ekonomist Güldem Atabay'la konuştuk. Ekonomist Arda Tuncay'la konuştuk. Tabii onlardan bazıları ekonomik reform paketini reform kelimesinin içine boşalttığını belirtti. Bazıları dedi ki hiç olmamasındansa en azından böyle bir şeyin sunulması yani hiçbir şey olmamasındansa en azından böyle bir şeyin sunulması iyi dedi. Tabii farklı görüşler aldık bu pakete dair. Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu dediniz. Fiyat İstikrarı Komitesi, siz tabii ki enflasyon enal grubunun da içindesiniz. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin bir şekilde faydalı olamayacağına mı inanıyorsunuz enflasyon tarafı için? Yok, bir şeyim yok. Hani bir kanaatim yok. Yani merakla bekliyorum nasıl bir etkisi olacağını. Yani ne düşünülerek kuruldu ve nasıl bir etkisi olacağını merakla bekliyorum. Ondan önce dediğiniz tanımlamalarla ilgili çok katılıyorum. Yani belki de bunun reform olarak lanse edilmesi aslında bir noktada beklentilerin yönetilememesini ve fazlaca bir beklenti yaratılmasını sağladı. O nedenle de böyle olumsuza yakın bir şekilde karşılandı. Çünkü hep konuştuğumuz şey, yani işte bazı şeyleri hep böyle müjdeler ve büyük isimlerle, büyük paketlerle, büyük duyurularla yapmaya çalıştığımız zaman çok fazla bir beklenti yaratıyor. İçinde de o beklentiyi göremediğimiz zaman biraz hayal kırıklığına uğruyoruz. Ondan sonra bu hayal kırıklığının başka bir şekilde ikame edilmesi, başka bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iletişimlerin belki doğru yapılması lazım. Mahfi Hoca'nın güzel bir şey vardı burada. Bir şeyleri yapmamak yapıyormuş gibi görünmekten daha iyidir demişti. Buna çok katılıyorum. Belki bunları genelde Cevdet Akçay'ın söylemlerinde yakalıyorum. Belki de bir model, bir ekonomik model, bir reformdan bahsetmek yerine bizim günlük yapmamız gereken işler, hani to-do listeleri var ve bu eylem planlarını bir şekilde takip ederek yapıp ondan sonra belli bir noktaya gelinmeli. Çünkü bir şeyler açıklanıyor ama bunların takibi de yok. Yani bir hal yasası işte haftalardır, aylardır konuşuyorduk. Ekonomik reform paketinin içine tekrar geldi. Hal yasası. Ama bu yeni ekonomik planın içinde de vardı. Yani Eylül, Ekim, Kasım'da da vardı bu. Hala var. Ve gelinen bir nokta yok burada. Dolayısıyla hani yapılmayan şeyler yapılmak istenenlerin teminatı olamıyor bir noktada. Evet, yapıyormuş gibi görünmek, en azından yapmamak yapıyormuş gibi görünmekten daha iyidir demiş Sayın Mahve Eğilmez. Şöyle bir durum var tabii. Bu da bir miktar güvensizliğe sebep oluyor çünkü değil mi? Yabancı yatırımcı artık 1, 2, 3 yani çok fazla bir şeyle çıkılıyor. Sanki bir şey çok fazla varmış gibi ortaya çıkılıyor. Ancak altında hiçbir şey olmadığını görünce tabii ki yabancı yatırımcı da yavaş yavaş güvenini yitirmeye başlıyor, değil mi? Şimdi yabancı yatırımcıyı da orada doğru tanımlamak lazım. Yani eğer biz borsaya veya kısa vadeli gelen sıcak paraya yabancı yatırımcı olarak tanımlıyorsak, yani bizim bu içeride yaşadığımız politik sorunlar çok da onların konusu değil. Yani onlar reel getirilerine bakıp o şekilde yatırımlarını yapıp o şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla hani biz bu sıcak paraya olan bağımlılığımızı azaltmadığımız sürece zaten hani işte biraz önce bahsettiğim şey oydu. Merkez Bankası bağımsızlığı sadece politik irade anlamında değil. Yani bu sıcak paraya bağımlılığımız da aslında Merkez Bankası'nın bir bağımsızlığına gölge düşüren bir nokta yaratıyor. Dolayısıyla hani biz burada yabancı yatırımcıyı sıcak para ve normal hani uzun vadeli yatırım yapan yatırımcı olarak ayırmalıyız belki. Orada da işte FDI'lara falan bakmak lazım. Son zamanlarda uzun vadeli yatırım yapan yabancıların durumuna ve sıcak paranın ayrımını iyi yapmamız lazım. Çünkü biz hani yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var diyoruz ama hani bu bahsettiğimiz şey bağımlı hale geldiğimiz kısa vadeli yatırımlar olmamalı. Evet, siz tabii buradaki sıcak paradan bahsedince rezervler konusunda da aslında bir haber çıktı. Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir azalma olduğunu biliyoruz. Halen daha devam ediyor. Bu rezervlerin de toparlanması biraz zaman alacak, değil mi? Hem rezervlerin yükseliyor olmaması, hem Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginleyebilecek artık alanının kalmaması artık
herhalde pası başka bir yere atıyor, öyle mi? Şimdi biz rezervlerin yerine konulamayacağını bir 2 aydır falan tartışıyoruz. Rezervlerin erimesi 2 hafta sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu dönemle alakalı da konuşurken yine hani o dönemle alakalı çok fazla bunun nasıl yapıldığı, niye yapıldığına dair de bir detay verilmiyor hiçbir taraf tarafından. Dolayısıyla hani bu açıklama gelmediği noktada hem ne iç tarafta biz işte bu yurt içi yerleşikler dediğimiz kısımda bir çözülme yakalayabiliriz. Hani onu bir başka bir tarafa bırakıyorum. Diğer tarafta da zaten rezerv biriktirmek istiyoruz ama şimdi aşılanma başarılarına baktığımız zaman şimdi Almanya'da tekrar bir kapanma söz konusu. İngiltere, Amerika dışında çok böyle aşıda başarılı gidebilen ülke sayısı az. Biz zaten 3. dalga oldu oluyor. Çok kontrolsüz bir şekilde açıldık gene. Yani sokaklar insan seli hafta sonları. Yani bizim ne noktada olacağımız belli değil. Bu aşamada şimdi ihracat kalemlerimiz zaten belli ülkelerde. Bu ülkelerle tedarik zincirlerinde problem olması tekrar, bir kapanma olması. Turizm dönemine geliyoruz. Turizm döneminde de muhtemelen bu içerideki rezervleri toparlamak için kontrolsüz bir şekilde turist alımı da yapacağız. Hani bunun da içeride yaratacağı bir bulaş etkisi olacaktır muhtemelen. Bütün bunları düşündüğümüz zaman rezervlerin yerine konması hani o kadar da böyle hani harcandığı kadar hızlı bir şekilde olacak gibi görünmüyor. Burada önemli bir noktaya değindiniz. Turizm dönemi açılıyor. Turizmden dolayı bulaş etkisi olacak ve burada yine bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorsunuz. Ekonomik büyüme tarafını, reel sektör tarafını, bu bulaş etkisinin tabii ki kapatmalara yansıması gibi konular söz konusu olabilir mi bu sene? Yani aşılanma sıklığımıza bağlı. Dolayısıyla hani belli olmaz. Yaz aylarında birdenbire bir yerli aşı sürprizi müjdesi de verilebilir. Hani o noktada belki bir toparlanmamız olur gene ama yani çok belirsiz görüyorum ben önümüzdeki 2-3 ayı. Evet, önümüzdeki 2-3 ayı çok belirsiz görüyorsunuz. Özellikle Haziran'dan sonra herhalde biraz daha resim belli olacak, değil mi? Evet. Evet, Haziran'dan sonra resim belli olacak. Sayın Özdurak, Merkez Bankası'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yer verdik. Biraz FED konuşmak istiyorum. Dün akşam ABD Merkez Bankası'nın kararı açıklandı. Bu kararı siz nasıl okudunuz? Yani bir önceki kararda Powell biraz fazla korkuttu galiba piyasaları. Yani enflasyonun hızlı artışıyla %2'nin üzerine çıkması konusunda. Dolayısıyla bu toplantıda enflasyonun hani böyle istedikleri noktada %2'lere çok yaklaşamayacağı, dolayısıyla da varlık alım azaltması ile ilgili konuşmanın erken olacağına dair açıklamalarda bulundu. Hedefleri iyileştirdi. Bununla beraber yardım paketlerine ve desteklemeye devam edeceğine dair açıklamalarda bulundu. Maliye politikasının istihdama dönüşünün hızlandığından bahsetti. Dolayısıyla hani bir önceki konuşmasındaki böyle olumsuz yanları biraz böyle törpülediği bir konuşma oldu ama genel itibariyle de çok böyle beğenilen bir konuşma olmadı gibi algıladım ben. Genellikle piyasada okuduğum haberlerden dolayı. Ama günün sonunda da şey hani orada bizde nasıl bir enflasyonu düşürme problemi varsa hani orada da bir enflasyonu bir türlü bir %2'ye çıkaramama problemi var. Dolayısıyla da zaten bundan 2-3 ay önce yani 2020 sonlarına doğru Powell'un beklentisi de bu Haziran'dan sonra ancak bir iyileşme, bir toparlanma, aşılamaların sonucunda insanların birbirleriyle rahat iletişime geçecekleri bir toparlanmayı öngörüyordu. Bu son konuşmasında bunu böyle 1-2 ay daha öne çekti gibi geldi bana. 1-2 ay daha öne çekti derken Haziran'dan daha önce mi bekliyor? Sanki öyle bekleniyor gibi. Yani biraz yaptıkları hedef revizyonları ve yaptıkları açıklamalar biraz o şekilde bana öyle geldi yani dinlerken. Revizyonlarda tabii bir miktar daha iyileşme var. Böyle bir durumda daha şahin bir ABD Merkez Bankası görecek miyiz acaba 1-2 ay içerisinde?
Yani dediğim gibi bizde beklediğim, ya yani bizde 2-3 ayı belirsiz görüyorum ama yani bu Amerika için de aynı şekilde. Zaten Powell da bunu dile getirmişti. Yani önümüzde yani belirsiz bir dönem var ve belirsizlikte bir azalma, yani o kadar da bir azalma yok gibi bir şeyler de söyledi diye hatırlıyorum. Yani dolayısıyla önümüzdeki 2-3 ay bence şimdiden şöyle olur böyle olur diyemeyeceğimiz kadar belirsiz. Piyasalar açısından tabii ki belirsiz olmayacaktır. Belki makroekonomik görünüm açısından oldukça belirsiz bir döneme girdik. Haziran ayında biraz daha belli olacak resim ve tabii ki Haziran'da buradaki gidişata göre merkez bankalarının nasıl davranacağını tahmin edebileceğiz. Doğru yani piyasalar açısından belirsizlik yani şu yönde çok fazla para var zaten bu yardım paketleri dolayısıyla piyasada. Hani bu para bir şekilde kendisine işte Amerikan borsalarında olsun veya işte bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde olsun kendine bir yer buluyor. Orada da ya da işte Bitcoin'de veya altın tarafında. Yani o noktada hani yine bir piyasaların sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum önümüzdeki birkaç ay. Evet, dolar-TL kurundaki bir iki dakikamız kalmışken dolar-TL kurunda bir gerileme yaşandı şu anda. Bu belirsizlik dolar-TL kurunu nasıl etkiler acaba? Yani kur düştüğü noktada rezervleri geri kazanmak için güzel bir alım fırsatı olabilir Merkez Bankası için. Siz dolar-TL kurunda çok fazla olumsuz düşünen tarafta değilsiniz o zaman. Yok ben kısa vadeli olacağını düşünüyorum bu düşüş etkisinin. Dolayısıyla hani bir alım yapılacaksa bu düştüğü seviyelerden yapılabilir. Sayın hocam, tabii ki biz burada aslında tavsiye vermiyoruz, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sizinkisi de zaten yatırım tavsiyesi olamaz bir akademisyen olduğunuz için. Ama tabii ki dolar-TL kurunda siz bir yükseliş beklemiyorsunuz. Yok bekliyorum. Yani bu Bekliyorsunuz. düşüşün kısa vadeli olduğunu düşünüyorum Evet, ben. siz... Zaten oradaki hani yatırım tavsiyesinden ziyade biraz sarkastik bir yaklaşımdı. Evet. Sayın Özrak, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, biz bugünlük paranın nabzının sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteninde Ezgi Aşıcı sizlerle beraber olacak. İyi akşamlar diliyoruz. Vaniköy Kafe paranın nabzını sundu.